Başlayabiliriz. Sayın dekanım, sayın dekan yardımcım, saygıdeğer akademisyenler, kıymetli konuklar ve sevgili öğrenciler. Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölüm Başkanlığı'nca düzenlenen Şan ve Şeref Dolu Zaferlerin 108. yılında Çanakkale Muharebeleri paneline hoş geldiniz. Panel programını arz ediyorum. Saygı duruş ve istiklal marşımızın okunması, açılış konuşmaları, panel oturumunun başlaması, katılım belgesi takdimi. Sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Çanakkale'yi geçinmez kılan Türk kahramanlarımız, gazi ve şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından da istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. Üniversitemizin ve fakültemizin değerli akademik ve idari personeli, saygıdeğer meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, bizi izleyen değerli izleyiciler, Çanakkale Muharebelerinin, Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen fakültemizin tarih bölümünün koordinasyonunda gerçekleştirilen panele hepiniz hoş geldiniz. Panelimiz Çanakkale'nin 108. yılında zaferin anlamını, Çanakkale Muharebelerinin bizler için önemini değerli tebliğciler, konuşmacılar panel sırasında bahsedeceklerdir. Çanakkale ruhundan bahsediyoruz. Hakikaten milli mücadele ruhu, Çanakkale ruhu yakın dönem tarihimizde bizleri kutsal değerler etrafında bir araya getiren, memleket savunmasında önem atfettiğimiz konulardan birisi. Çünkü Çanakkale'nin bir önemi var. En çok şehit verdiğimiz cephelerden birisi 1. Dünya Savaşı'nda ve hemen ondan sonraki süreçte de Anadolu'da istiklal mücadelesini veriyoruz. Büyük bir zafer ve Anadolu'da özellikle Taşra'da da dahil olmak üzere büyük heyecan uyandırıyor bu zafer. Çünkü 1. Dünya Savaşı içerisindeki cephelerde Balkan Savaşları'ndan itibaren yorgun düşmüş bir ordu ve bir coğrafyayla karşı karşıyayız. Düşmanın tamamen Çanakkale'den 18 Mart tarihindeki zaferden sonra 1916-89 Ocak tarihine itibaren tamamen Seddülbahir'den düşmanın çekilmesi yurt içinde büyük kaleyana ve sevinç gözyaşlarına dönüşmüş.
ve halk sokaklara çıkmış. Kastamonu'da olmamız hasebiyle günün de önemine binaen çok kısa ben bahsetmek istiyorum. Kastamonu'da da akşam üzeri zafer haberi telgrafla Kastamonu'ya geliyor. Malumunuz Birinci Dünya Savaşı'nda haberleşme telgrafla yapılıyor. Osmanlı Telgraf Ajansı'nı millileştirmişiz darbe girince ve bir sabah bir akşam harp haberleri Anadolu'ya telgrafla veriliyor. Düşmanın Çanakkale'den çekildiği haberi de akşamüstü Kastamonu'ya düşüyor. Halk sokaklara çıkıyor, büyük sevinç gözyaşları buluyor. Akşam olması dolayısıyla resmi daireler kapalı. Kastamonu askerlik dairesi önünde büyük bir kalabalık meydana geliyor. Burada gençler konuşuyorlar. Darülmuallimin öğrencileri özellikle, Mektebi Sultani öğrencileri buralarda şiirler okuyorlar. Bu şiirler ve metinleri de basından öğrenebiliyoruz. İşte Mektebi Sultani öğrencilerinden Emin Efendi, Mehmet Emin Yurdakul'dan şiir okuyor. Cenge giderken şiirini okuyor. Konuşmalar yapılıyor. Mızıka Hümayun eşliğinde vilayete hareket ediliyor. Tabii mesai bitmiş olduğu için Vali Bey'in evine sevinç gözyaşlarını ve sevinci onunla paylaşmak için halk oraya yöneliyor. O dönemin valisi Atif Bey bir balkon konuşması yapıyor. Kalabalığın arasına giriyor. Orada kısa bir konuşma yapıyor. Gece Fener alayları düzenleniyor. Sırf burada değil, Cide'de, Küre'de, İnebolu'da, Safranbolu'da, Yerze'de, efendim, Sinop'ta sevinç gözyaşları ile bu gün kutlanıyor. Niye önemli? Anadolu'ya düşman ayak basamamış oluyor ve tamamen Anadolu'dan ayrılmış oluyor. İşte bu Çanakkale savaşlarının en önemli sonuçlarından birisi. Milli mücadele hareketine büyük ilham kaynağı oluyor bu zafer. Ve İstiklal Harbi'mize de dolaylı olarak katkı sağlamış oluyor. Ben sözü fazla uzatmayacağım. Tarih bölümümüze, efendim, değerli konuşmacılara, bugünün anlamı vesilesiyle düzenledikleri panel için şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum. Çanakkale zaferi münasebetiyle Çanakkale gazilerimiz, şehitlerimiz, hemen onunla bağlantılı daha sonra İstiklal Harbi gazilerimizi, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Verimli bir panel olmasını diliyorum. Saygılarımla. Sayın hocamıza konuşmalar için teşekkür ederiz. Panel oturumunu başlatmak üzere panel yöneticisi, Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Sayın Doçent Doktor Şerif Demir'i ve panel konuşmacıları Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dil ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Zeki Gürel'i, Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Özlem Coşkun'u sahneye davet ederim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Tabii ülkemizde yaşanan acı olaylar, acı hadiselerin bırakmış olduğu buruk bir üzüntü içerisinde bugün Çanakkale Savaşları'nın 108. seneyi devriyesi içerisindeyiz. Belki milli birlik, bütünlük ve bu ortak acıyı birlikte göğüslemek için ihtiyaç duyduğumuz o ruha ziyadesiyle ihtiyacımız olan bu günlerde günümüzden 108 yıl önce yaşanan bu hadiseyi
anmakta, hatırlamakta, bunu tekrarlamakta, bunu genç kuşaklara anlatmakta büyük ehemmiyet, büyük fayda görüyorum. Şimdi bugün 18 Mart Çanakkale Savaşları'nın seneyi devriyesinde tabi söz konusu olan savaşlar bildiğiniz gibi iki kısımdan oluşmaktadır. Deniz savaşları ve kara savaşları. 19 Şubat 1915'te başlayan deniz savaşları yaklaşık bir ay sürüyor ve 18 Mart'ta artık tamamıyla çekiliyorlar ve deniz zaferlerinin seneyi devriyesi. Tabii ardından daha büyük bir hadise, yani daha inanılmaz bir mücadele başlıyor. Kara savaşları başlıyor. Şimdi Mart ayı bizim için hakikaten kıymetli ve çok değerli bir ay. Malum istiklalimizin ve bağımsızlığımızın sembollerinden birisi olan İstiklal Marşı bu dönemde 12 Mart'ta kabul görüyor. Mehmet Akif Ersoy, merhum şairimizin o muhteşem eseri. Yine aynı şekilde Çanakkale'yi belki en güzel anlatan, en güzel ifade eden şiirlerden birisini de Çanakkale şehitlerine Akif yazıyor. Ne diyor Akif? Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın, kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Şimdi bu olay hakikaten muazzam bir olay, muhteşem bir olay. Peki nedir Çanakkale? Yani bu kadar muazzam ya da muhteşem yapan nedir? Çanakkale bir destandır. Çanakkale vatandır. Çanakkale millettir. Çanakkale Nusret'tir. Çanakkale Mustafa Kemal'dir. Çanakkale bu vatanın kalbinin attığı yerdir. Çanakkale milli mücadele ruhunun, milli mücadelenin başlangıç noktasıdır Çanakkale. Çanakkale muazzam bir savaştır dedik ya, 1 milyonun üzerinde insanın cenk ettiği ve Batılıların, centilmenlerin savaşı dedikleri bir savaştır. Yani bunun bir örneği, bir benzeri yok. Yani omuz omuza, göğüs göğüse, bir metre aralığında birbiriyle mücadele eden insanların gündüz savaşıp geceliğin iletişim kurdukları bir savaştır. Hakikaten Çanakkale'yi anlamak, anlatmak, yani kelimeler kifayet eder mi bilmiyorum ama biz tarih bölümü olarak Sayın Dekanımızın da destekleriyle bu günü bir kez daha hatırlamak istiyoruz. Gönül arzu ederdi ki bu koltuklar öğrencilerimizle dolsun, bu coşku, bu heyecan, bu neşe birbirine karışsın ve o coşkuyu hep birlikte hissedelim, hep birlikte yaşayalım. Dileriz bu zor günleri atlatıp öğrencilerimizle beraber biz bu günleri coşku içerisinde, gurur içerisinde, mutluluk içerisinde de yine kutlamaya, yine hatırlamaya, anmaya devam edeceğiz. Şimdi Çanakkale konusunda iki arkadaşımla birlikte huzurunuzdayız. Ben ilk evvela sözü kadınlara diyerek Sayın Doktor Öğretim Üyesi Özlem Coşkun Hocama bırakıyorum. Kendisi bize Çanakkale'de kadınlardan bahsedecek, Çanakkale'den bahsedecek. Buyurun hocam. Evet, sevgili dekanım, dekan yardımcılarım, hocalarım, burada olan öğrencilerimiz ve yayınlarımızı takip eden öğrencilerimize hoş geldin diyorum. Biraz önce hocamın da söylediği gibi Çanakkale cephesi milli mücadele ruhunun doğmasını sağlayan en önemli cephelerden birisidir. Çanakkale cephesinde savaşlar tabii Birinci Dünya Savaşı'na giden yolda Osmanlı Devleti birçok cephede savaşmış. Lakin Çanakkale cephesindeki mücadelede milli mücadele ruhunun tamamen ana noktasını belirlemiştir. Milli şuur bu anlamda çok önemlidir ve Çanakkale cephesi milli şuurun oluşması anlamında da yegane kilit noktalardan birisidir. 3 Kasım 1914 tarihinde başlayan Çanakkale Muharebeleri 9 Ocak 1916'ya kadar devam etmiş ve 18 Mart 1915 tarihinde deniz hadisesinin, deniz harekatının sonlanmasıyla birlikte
İtilaf Devletleri ilk yenilgisini aldıktan sonra kara muharebelerine ağırlık verilmiş. Lakin burada da yine başarısız bir şekilde 9 Ocak 1916 tarihinde Çanakkale cephesini terk etmek zorunda kalmışlardır. Çanakkale cephesi tabi sadece bu bahsettiğimiz deniz ya da kara muharebelerinden ziyade topyekün kadınıyla, kızıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla tüm vatan evlatlarının tek bir vücutta buluştukları ve bir, tek bir cephede mücadele ettikleri bir cephe haline dönüşmüştür. Çanakkale cephesi denildiğinde meşhur İngiliz komutanlarından Aspinall'in de söylediği gibi Türk milleti burada geleceğini yani çiçeklerini kaybetmiştir. Burada tabii gördüğümüz üzere Çanakkale cephesi öyle kanlı bir muharebedir ki biraz önce de söylediğim gibi milletin içerisinde kadın, kız, erkek, yaşlı, genç herkes bu cepheye yoğun bir şekilde katılmıştır. Ben bugün burada tabii Çanakkale cephesinde kadın hadisesinden bahsederken Çanakkale cephesinde kadının hem müdafaa sahasında hem de müdafaa dışında, cephe dışında arka planda yaptığı faaliyetlerden bahsetmeye çalışacağım. Birinci Dünya Savaşı'nın birçok cephesinde mücadele etmiş Osmanlı Devleti tabii bir süre sonra Birinci Dünya Savaşı'na girdikten sonra Çanakkale cephesinde özellikle zaferle sonuçlanan ve milli şuurunda oluşmasını sağlayan bu cephede aslında tamamen gelecek bir yeni devletinde temellerini atmıştır. Burada Çanakkale cephesinde Türk kadını kimi zaman erkeklerle omuz omuza, dişe diş, kana kan mücadele verirken kimi zaman da kurdukları cemiyetlerle, yardım kuruluşlarıyla cephede bulunan askerlere, şehit düşenlere, gazi ailelerine yardımlarıyla bir şekilde cepheye yardımda bulunmuşlardır. Çanakkale cephesi denildiğinde tabii biraz önce de söylediğim üzere Çanakkale cephesinin içerisinde iki koldan kadınlar kendisini gösteriyor. Birincisi cephede erkeklerle omuz omuza savaşan kadınlar. Tabii biz bugün arşiv vesikalardan elde ettiğimiz bilgilerde bununla ilgili birebir net bir bilgi bulamasak da anı ve hatıralara baktığımızda Türk kadınının bu cephede savaşa katıldığına dair izler görüyoruz. Mesela bununla ilgili olarak bir Avusturya subayının annesine yazdığı mektupta 1915 gününde tamamen bu cephede savaşırken etrafında birçok kadını gördüğüne dair ifadelerin yer alması. 19-20 yaşlarında olan bu kızın 52 yerinden vurulduğunu bahsetmesi. Yine o dönemde Mısır'daki Egyptian gazetesinde İskenderiye'den bir gencin yine aynı şekilde ailesine yazdığı mektupta birçok kadınla dişe diş savaştık. Bu kadınların büyük bir çoğunluğu kendilerini yeşile boyayıp ağaç şeklinde gizlemeye çalışmıştı şeklindeki ifadeler Türk kadınının bu cephede tamamen erkeklerle omuz omuza savaştığını bize gösteriyor. Bu minvalde tabii Anafartalar cephesinin 56. alayında askerle beraber Ahmet ismiyle mücadele veren Mücahide Hatice Hanım. Yine bu dönemde bir Osmanlı toprağı olan Kosova'dan gelerek bu mücadeleye destek olan Zeynep Vido Çavuş. Safiye Hüseyin Elbi, yine Doktor Ragıp Efendi'nin Alman asıllı eşi olan Erika'nın da bu cephede birebir düşmanla mücadele ettiğine şahit oluyoruz. Tabii bu esnada bahsettiğimiz muharebeler esnasındaki bu kanlı çarpışmalarda Türk kadınının bu mücadelesi dışında bir de cephenin arka kısmında, görünmeyen kısmında yani buzdağının altında olan kısmı var ki Türk kadını asıl meseleyi burada çiziyor. Özellikle kurulan yardım cemiyetleriyle, cemiyetler vasıtasıyla kimi zaman cepheye yardım hususunda, kimi zaman da cephe gerisinde asker evlatlarını yalnız bırakmamak için bu anlamda yardımlar ellerini esirgemiyorlar. Çanakkale cephesinde biraz önce de söylediğimiz üzere bu anlamda daha önce Balkan savaşlarında zaten temeli atılan belirli cemiyetler var. Osmanlı Devleti Çanakkale cephesinde savaşmadan önce zaten son yaklaşık 200 yıla yakın bir sürede yoğun bir savaş temposundan geçmişti. Bu anlamda Balkan muharebeleri de aslında buradaki faaliyetlerin tamamen belirlenmesinde öncü rol oynamıştı. Balkan cephesinde
Balkan savaşlarında tamamen temeli atılmış olan, bugün de bizim hepimizin Kızılay olarak bildiği Hilali Ahmer Cemiyeti'nin Hanımlar Merkezi, o dönemde Çanakkale cephesine birebir yardımda bulunarak cephe gerisinde de savaşa katkıda bulunuyorlar. Özellikle Hilali Ahmer Hanımlar Merkezi'nin bu anlamda yayınladığı bir bildiri, basın yoluyla yaptığı çağrı çok önem arz ediyor. Aynen şu şekilde Osmanlı kadınlarını savaşa resmen davet ediyor. Ellerinizi, kollarınızı hasta kılmayınız. Vatan yalnız silahla müdafaa olunmaz. Müdafaanın bir de manevi olan kısmı vardır. Harbi giden erkeklerin vicdanlarını dinlendirdikleri bu sahada siz de onların ailelerine, çocuklarına yardım ulaştırarak mecruh olan, yaralı düşen gazileri tedavi ve teselli eyleme işini üstlenebilirsiniz. Askere çamaşır yetiştirmek lazım, dikiş dikmek veyahut da diktirmek arzu edenler sabahtan akşama kadar Hilali Ahmer Hanımlar Merkezi'ne müracaat edebilir şeklinde bir çağrıda bulunuyor. Ve bunun neticesinde İstanbul merkezi olmak üzere birçok yerden kadınlar bu anlamda Çanakkale cephesine katkıda bulunmak için Hilali Ahmer Cemiyeti'nin Hanımlar Merkezi'nin öncülüğünde toplanıyorlar. Yine bu anlamda Hilali Ahmer Cemiyeti'nin bu dönemde 8 Mayıs 1915 tarihli Sabah gazetesinde vermiş olduğu bir bildiride de aynen şu ifadeler geçiyor. Hilali Ahmer Cemiyeti İstanbul hastanelerinde bulunan mecruh gazilerimiz için yatak ve yorgan istiyor. Bakın yatak ve yorgan hadisesi bile büyük bir müşkilat ve bundan dolayı diyor ki biz biliyoruz ki Osmanlı kadınları misafirperverdirler. Bu yüzden çoğu zaman yataklarının eksik geldiğini, misafirlerine açacak bir yataklarının olmadığını söyleyip yataklarının hep bir tanesini yedekte tutarlar. İşte biz bugün o yedekte bulunan, elinizde bulunan yatakları cephede savaşan Mehmetçik için istiyoruz diyerek çağrıda bulunuyorlar. Hilali Ahmer Hanımlar Merkezi dediğimiz bu cemiyetin yine birçok düzenlediği bu anlamda gösteriler, özellikle yardım amacıyla topladığı hadiseler var ki buradan toplanan paraların, nakdi yardımların büyük bir çoğunluğu hep cephede savaşan askerlerimize ya da şehit düşen ailelerin yakınlarına, gazilerimize aktarılıyor. Bu anlamda tabii teşkilatlanma hususunda Hilali Ahmer Hanımlar Merkezi dediğimiz bu yapıdan sonra Müdafaa-i Milliye Cemiyeti var ki Müdafaa-i Milliye Cemiyeti de aynen Hilali Ahmer Hanımlar Merkezi'nin yaptığı katkı gibi özellikle yaralıların yardımına koşan bir cemiyet. Bu anlamda Müdafaa-i Milliye Cemiyeti 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin ardından özellikle burada kurtulan gazilerimizin sigara ihtiyacını karşılayabilmek için bile bir yardım kampanyası düzenliyor. Ve bu cemiyette özdeşleşen ve bugün hala hepimizin bildiği cihadiye yüzükleri denilen 5 kuruştan satılan yüzükleri satışa sunarak buradan elde edilen gelirin de yine Çanakkale cephesine temini ve Çanakkale cephesinden dönenlere temini için Hilali Ahmer Hanımlar Merkezi ile birlikte beraber hareket ediyor. Bu cemiyetleri ya da yardım kuruluşlarını tabii çoğaltmak mümkün. Bunların içerisinde İstihlak-ı Milli Kadınlar Cemiyeti, Asker Ailelerine Yardım Cemiyeti, Türk Kadınları Biçki Yurdu Cemiyeti, Esirgeme Cemiyeti, Teali Misvan Cemiyeti ve Cemiyeti Hayriye-i İslamiye adında anılan cemiyetlerin hepsi aslında Çanakkale cephesine muharebenin o geçtiği, kanlı çarpışmaların geçtiği arka tarafta bir şekilde yardım kuruluşları vasıtasıyla yardım eden kadınlardan oluşuyor. Bu anlamda tabii Türk kadını Çanakkale cephesinde görüldüğü üzere şehit annesi. Çanakkale Savaşı'nda kaybettiği eşinin, çocuğunun, hatta milletinin acısını büyük bir metanetle karşılamayı bilen insan. Aslında burada Çanakkale cephesinde Türk kadınının göstermiş olduğu bu cengaverlik ve kahramanlık tarihi çok ötesinden itibaren gelen bir anlayış. 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nde Nene Hatun'un tamamen Aziziye tabyalarında gösterdiği mücadele esnasında evladım anasız büyür de vatansız büyüyemez şeklindeki orada söylediği o veciz sözün Çanakkale cephesine yansıyan halidir bu hal. Tabii Türk tarihinde bu anlamda birçok isim, birçok kahramandan söz edebiliriz.
Özellikle İslamiyet öncesi dönemden başlayarak Dede Korkut hikayelerinde geçen Selcan Hatun'dan Banu Çiçek'e, İslami dönemde de yine bu anlamda önemli isimler olarak sıralayabileceğimiz birçok hükümdar eşi içerisinde Buhar Hatun'dan Hılık Hatun'a, Selçuklu coğrafyasında yine Altuncan Hatun'dan Gevher Hatun'a, Terken Hatun'a, Anadolu coğrafyasında da Dibil Hatun, Gevher Hatun, Padişah Hatun ve Mama Hatun gibi ve son 1877-78 Osmanlı Rus Harbi'nde de Nene Hatun gibi kahraman ve cengaver Türk kadını Çanakkale cephesinde de aynı şekilde, aynı izde, atalarının izinde aynı mücadeleyi sürdürmüştür. Bu anlamda tabii Çanakkale cephesinde Türk kadınının göstermiş olduğu bu cengaverlik ve kahramanlık örneği daha sonra milli mücadelenin de şekillenmesinde etkili olmuştur. Kimi zaman basın faaliyetleriyle, kimi zaman cemiyetler vasıtasıyla, kimi zaman da düşmanla birebir kana kan, dişe diş çarpışarak Türk kadını yeni kurulacak devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de temellerini atmıştır. Bu anlamda ben sözü fazla uzatmadan şunu söylemek istiyorum. Çanakkale cephesinde bahsettiğimiz ismini belki aralarda unuttu. Nezahat Onbaşı'dan Safiye Elbiye, yine bunun dışında özellikle Mücahide Hatice Hanım'a ve onun akabinde milli mücadelenin şekillenmesinde biraz önce de hocalarımızın söz ettiği gibi Halide Onbaşı, Nezahat Onbaşı, Şerife Bacı, Halime Çavuş, Hafız Selma İzberi, Gördesli Makbule ve yine Çete Emir Ayşe gibi bütün kadınların bu mücadeleye destek veren tüm kadınların aziz ruhlarını şad ediyoruz. Bu anlamda özellikle tabii nesillerin bekasını sürdüren ve bu anlamda tüm bu esnada tarihte sayısız devletler kurulmasına vesile olan bu yapının içerisinde hiç kuşkusuz ki kadın özellikle ön plana çıkıyor. Kadının yetiştirdiği bir kadın sadece çocuk doğurması ile değil, yetiştirdiği çocuklarla, onlara verdiği cengaverlikle ne yapıyor? Bu anlamda yeni devletlerin hep şekillenmesinde bir şekilde kilit nokta oluyor. Ve Türk kadınının özellikle tarih boyunca göstermiş olduğu kimi zaman tabiat şartlarına, kimi zaman da düşmana karşı verdiği mücadeleler özellikle Büyük Hun İmparatorluğu'ndan başlayarak Selçuklu, Osmanlı ve son nihai halkası olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atılmasında da etkili oluyor. Ben burada son olarak dediğim gibi başta Anafartalar kahramanı olan Mustafa Kemal ve onun annesi olan Zübeyre Hanım ve ardından milli mücadele ruhunun şahlanmasında etkili olan Çanakkale cephesinde adını bildiğimiz ya da bilmediğimiz binlerce kadın kahramanımız ve ardından da milli mücadelenin yürütülmesinde önemli isimler olan Halime Çavuş'tan Şerife Bacı'ya, Gördesli Makbule Hanım'a kadar Türk kadınlarımızın aziz ruhlarını burada bir kere daha şahit etmek istiyorum. Ve bu anlamda milli mücadelenin kazanılmasında Çanakkale cephesinin özellikle kadınlar tarafından nasıl desteklendiğini, hem cephe içerisinde hem de cephe dışında nasıl desteklendiğini Mustafa Kemal de biliyordu. Ve bunun uzantısının milli mücadele yıllarında da devam ettiğini bildiği için 21 Mart 1923 tarihli konuşmasında Mustafa Kemal, Türk kadınının milli mücadeledeki hizmetlerini takdirle hatırladıktan sonra ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi halasa ve zafere götürdüm diyen hiçbir kadın yoktur diyerek yeni kurulan devletin temelleri atılırken Türk kadınına da yer vererek kimi zaman siyasi sahada, kimi zaman başka alanlarda Türk kadınının da bu devletin var edilmesinde yer almasına imkan tanımıştır. Evet, bu anlamda görüldüğü üzere Türk tarihinde kimi zaman dediğimiz gibi tabiat şartlarıyla, kimi zaman düşmanla kan atan, dişe diş çarpışan Türk kadınlarını yetiştiren, Türk kadınlarını yine o evlatları yetiştiren bu hadiselerle zorlu anlarda bir şekilde bu milletin yeniden toparlanmasını sağlayan tüm kadınlar ve tüm bu millet için bir nebze de olsa yardımda bulunan herkesin ruhunu şad ederek şehitlerimizi anıyoruz. Teşekkür ederim. Sayın hocamıza bu kıymetli bilgiler için teşekkür ediyorum.
Tabii ki kadınlarımız sadece Çanakkale'de değil, 93 harbinde, milli mücadelede ve bu ülkenin kaderinin her zaman kırılma noktasında onların eşsiz emeklerini saygıyla, minnetle anıyoruz. Onlar bizim için tabii ki çok kıymetli. Bir kez daha burada hocamızın nazarında onlara saygı, şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Şimdi Çanakkale, Birinci Dünya Savaşı'ndaki harplerden bir tanesiydi. Tabii ki birçok cephede savaşlar yapıldı. Sübeyş'te yapıldı, Galicia'da yapıldı, Yemen'de yapıldı. Fakat Çanakkale hem konum itibariyle, hem sonuçları itibariyle, hem de mahiyet ve içeriği itibariyle diğerlerinden çok farklıydı. Şimdi bizim için stratejik bir önemi ve değeri vardı. Çanakkale düşerse İstanbul düşerdi, İstanbul düşerse Anadolu düşerdi. Belki Osmanlı tamamıyla nihayet bulacak, çok daha feci sonuçlara netice verebilecek önemli bir savaştı. Çanakkale savaşan ordular bakımından muazzam bir savaştı. Yani İngilizlerin yenilmez armada dedikleri o muhteşem donanmasının böyle çok rahatlıkla geçip gelip geçecekleri sandıkları, o boğazın derin sularına gömüldükleri muhteşem bir yerdi. Çanakkale'de günde belki 1800 kez o tabyalar, o kıyılar bombalanırken oradaki Mehmetçiğin inanılmaz bir mücadelesi vardı. Orada Seyit Onbaşı vardı, orada Nusret Mayın gemisi vardı, orada Mesudiye zırhlısı vardı. Orada Anadolu insanı imkansızın tarifini ve tanımını yapıyordu. Orada yenilmez denilenlerin nasıl yenileceğini gösteriyordu. Orada teknolojisine güvenen mağrur ve kibirli İngilizlere, ki onlarla birlikte Fransızlar da vardı, onlarla birlikte diğer müttefik güçler de vardı, onlara tarihi bir ders veriyordu. Onlara bir kez daha Türk'ün kim olduğunu ve kesinlikle bitti demeden bitmeyeceğinin ifadesini ortaya koyuyordu. Tabii ki 25 Nisan'dan itibaren kara savaşları başladı. Kara savaşlarıyla birlikte İngilizler Anzak askerleri getirdiler. Anzak dedikleri Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan ve Afrika'nın birçok ülkesinden sömürge ve kolonilerden toplanan insanlar geldiler. Tabii ki bu insanların Anadolu insanıyla bir problemi yoktu. Bizim de onlarla bir sorunumuz yoktu. Fakat bizim için burada önemli bir husus vardı. Vatanımızın bağrına kara hançer gibi saplanmak istenen bu düşman güçlere karşı bizim yani bunu hoşgörüyle karşılamamız çok olası bir durum değildi. Fakat bu iki güç arasında inanılmaz bir cenk yaşandı. Yeri geldi top tüfekle yapıldı, yeri geldi bıçak süngüyle yapıldı, yeri geldi göğüs göğüse yapıldı. Fakat her ikisi arasında da inanılmaz bir dostluk, inanılmaz bir karşılıklı saygı, sevgi gelişti. Yani Anzaklar gelirken belki Abdül diye küçümsedikleri Türk askerinin ne kadar centilmen, ne kadar insani, ne kadar savaşçı ve ne kadar saygıdeğer insanlar olduklarını gördüler. Yani hiçbir şekilde Kızılaç'a yönelik bir saldırı gerçekleşmedi. Hiçbir zaman hastaneleri vurmadık. Hiçbir zaman onların insani ihtiyaçlarına karşı bir saldırı gerçekleştirilmedi. Aslında İngilizlerin kirli bir şekilde yapmaya çalıştıkları savaşa biz insaniyetimizle, insanlığımızla, cesaretimizle bir kez daha ders verdik. Dünyaya inanılmaz bir savaşçılık örneği gösterdik. Çünkü tepeler, stratejik noktalar ve o Anzak askerlerini muhasara edebilecek önemli noktalar bizim elimizdeydi. Ve akşamları onlara biz sigara istedik, sigara verdiler. Malzeme tedarikinde değiş tokuş yapıldı. Yani Anadolu'nun bağrından çıkmış o kınalı kuzular, orada inanılmaz bir şey yaptılar. Yani bir mucize gerçekleştirdiler. Bugün 25 Nisan'da her sene şafak ayini gerçekleştiren o Anzakların torunları karşılaştıkları bu ülkede nasıl bir durumla, nasıl bir insanla, nasıl bir askerle, nasıl bir milletle karşılaştırmanın onuru ve gururunu yaşıyorlar. Tabii ki biz de onlara aynı şekilde aynı şeyi gösterdik. 1934 yılında Mustafa Kemal o Anzakların annelerine hitaben dedi ki, bu memlekette kanlarını döken kahramanlar, burada bir dost vatanın toprağındasınız, huzur içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçik'le yan yana koyun koyunasınız, uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı siliniz, evlatlarınız bizim bağrımızdadır, huzur içerisindedir. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra
artık bizim evlatlarımız olmuştur. Yani bu ülkeyi işgale gelen, bakın bize kefen biçmeye gelen bu insanlara karşı bile gösterilen bu hoşgörü, bu barış bence harp tarihinde, insanlık tarihinde örneği olmayan bir durumdur. Dolayısıyla Çanakkale her yönüyle muhteşem bir savaştır. Yani buradaki siyasal sonuçlarına girmiyorum. İşte Rusya'dakinden, savaşın dönüşümünden, değişiminden, Anadolu'dan. Yani çok şumurlu bir savaş. Belki savaşın mahiyeti hakkında bile böyle bir panel değil, büyük bir kongre bile kifayetsiz kalır. Ama biz burada bir nebze de olsa anlatmak istiyoruz. Şimdi yine fakültemiz edebiyat bölümünden doçent doktor Zeki Gürel hocamız edebiyatta Çanakkale konusunda bir bilgi verecek. Daha önce merhum Yahya Kemal bu konuda yeterince çaba ve çalışma olmadığından serzenişte bulunuyordu. Ama inanıyorum ki burada da yine bir çaba ve gayret gösterilmiştir. Buyurun Sayın Hocam. Şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın, 99 adıyla sözlerime başlamazsam, şehitlerin ve gazilerin ruhları ve dahi onların asil evlatları sizler benden razı olmazsınız diye düşünüyorum. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a döndürüleceğiz. Ayeti kerimesi çerçevesinde hubbil vatan minel iman diyerek şehitlik mertebesine ulaşan ve bugün de aynı anlayışla vatan için şehit olan bütün şehitlerimizi, gazilerimizi ve depremde şehit olan kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Efendim biz Çanakkale savaşlarında veya Çanakkale savaşların edebiyata yansımaları ile ilgili yapacağım sunumu aslında bayağı bir eser var ama ben onlardan bir seçki sunacağım mecburen. Çanakkale Muharebeleri çıkış sebebi ve sonuçları itibariyle Türk tarihi açısından olduğu kadar dünya tarihi özellikle de mazlum milletler açısından da çok önemlidir. Çanakkale Muharebelerinden günümüze gelinceye kadar Çanakkale'de yaşananları anlatan pek çok eser kaleme alındı ve hala da bu eserler yazılmaya devam ediyor. Bu eserler sadece Çanakkale'de Türk'ün kahramanlığını anlatmakla yetinmediler. Aynı zamanda insani değerleri hayatına nakşetmiş Müslüman Türklüğün efendim ne kadar insani boyutlarla savaşta dahi kendini gösterecek kadar imrendirecek bir takva içerisinde olduğunu da bütün dünyaya ilan etmiştir. Onun için eserlerde özellikle bu özellikleri, özelliğimizin vurgulanmasında ben çok büyük faydalar olduğuna inanıyorum. Kahramanlığın dışında özellikle bu özelliğimizin mutlaka anlatılması gerekir diye düşünüyorum. Çanakkale Muharebeleri sırasında cephede savaşan edebiyatçılarımız da var. Nedense bu cephede savaşan edebiyatçılarımız pek anlatılmıyor. Cepheyle ilgili anlatılanlar gündeme getiriliyor, yazanlar gündeme getiriliyor ama bizzat cephede savaşanlar konusunda pek yazanımız yok. Ahmet Haşim bu cephede savaşanlardan bir tanesi. Bunun dışında hikayeci olarak tanınan Fahri Celal Göktolga ve daha sonra romanlarıyla karşımıza çıkacak olan Mahmut Yesari gibi isimler Çanakkale cephesinde bizzat fiili olarak savaşa katılanlardan. Savaş bittikten sonraki bir süreçte Yakup Kadri bir mülakat gerçekleştiriyor Ahmet Haşim'le. Diyor ki benden Çanakkale ile ilgili bir şey yazıp yazmadığımı soracaksın ama yazmadım diyor. Onu da efendim büyük şeylerle, tantanalarla Çanakkale'ye davet edilen efendim zevat yazsın diyor. Ve böylece de bir dokundurtma da yapıyor. Efendim bu Çanakkale'ye davet edilen zevattan kasıt ne? Şimdi biraz da ondan bahsedeceğim. Osmanlı Devleti Suriye, Irak, Filistin ve Hicaz bölgesinde
İngiliz ve Fransızların kışkırtmalarıyla bir takım ayrılıkçı, bölücü, hatta halifenin ordusuna karşı savaşma noktasına kadar gelmiş fiili durumlarla karşı karşıya kaldık. Çanakkale muharebelerinin devam ettiği günlerde Çanakkale'deki birlik ve beraberlik ruhunun bu tür sancılı bölgelere taşınarak buralardaki huzursuzluğun önüne geçmeyi hedefledi devletimiz. Peki bunun için ne yaptı? Efendim, bunun için oralarda ikna turları düzenledi. Yani Müslümanların yaşadığı bölgelerde düşünebiliyor musunuz? Halifenin ordusuna karşı İngilizlerin kışkırtmasıyla savaşa katılan Müslüman kardeşlerimiz var. Biz halifenin askerleri, halifenin insanları ikna turlarına gidiyor Müslümanlara, siz ne yapıyorsunuz demeye. İşte o süreçte Ali Rıza Seyfi adlı bir şairimiz Çanakkale'deki birlik ruhunu ve milli ruhu dile getirirken şöyle diyor. Dedelerden denmiş öğüt, binler yaşar yıkılmaz yurt, Arap, Çerkez, Laz ile Kürt, tatlı canın vermez mola, cennetlere girmez mola. Irak ve Suriye bölgesinden şairler, yazarlar, sanatçılar özellikle Kurban Bayramı'na denk getirilerek Çanakkale cephesine davet ediliyorlar. Cemal Paşa bu işin organizasyonunu gerçekleştiriyor. Arap dünyasından şairleri, yazarları, gazetecileri toplayıp Çanakkale cephesine gelin bir görün bakalım orada ne oluyor diye onları alıp Osmanlı Genelkurmay'ın da organizasyonunda cepheye getiriyorlar ve kime, kiminle savaşıyorsunuz haberiniz olsun demeye bu girişimin arkasından, Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine şiirini den bahsetti oturum başkanımız. Mehmet Akif Ersoy işte bu ikna turları çerçevesinde Teşkilat-ı Mahsusa'nın önde gelen isimlerinden Kuşçubaşı Eşref'le birlikte ikna turları için Arap çöllerinde. Çanakkale'de savaş devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy ikna turları için düşünebiliyor musunuz? Din kardeşlerimiz iknaya gidiyor halifenin ordusuna karşı savaşmayın diye. Arap çöllerinde iken Çanakkale deniz savaşlarının zaferle sonuçlandığına dair bir haber ulaşıyor Kuşçubaşı Eşref'e. Kuşçubaşı Eşref de Mehmet Akif'le bunu paylaşıyor. Mehmet Akif orada bir istasyonda kalıyorlar, demiryol istasyonunda. Bir çöl gecesinde haberi alınca dışarıya çıkıyor ve şükür secdesine kapanıyor. Çanakkale şehitlerine şiirini o gece orada yazıyor. Yani Mehmet Akif Ersoy Çanakkale'yi görerek bu şiiri yazmış değil. Hissederek yazmış. Ama bu şiiri Mehmet Akif Ersoy yayınlamıyor. Şiir o zaman yazılıyor ama şiiri yayınlamıyor. Osmanlı Devleti Harbiye Nezareti 1. Dünya Savaşı hazırlıkları içerisindeyken 15 Haziran 1914 tarihli Tasvir-i Efkar gazetesinde bir ilan yayınlanıyor. Bu ilanla daha sonra edebiyat araştırıcıları tarafından savaş edebiyatı diye adlandırılacak bir kampanya başlatılıyor. Bu kampanyanın amacı Kutülamare, Balkan Harbi ve Trablus Harbi neticesinde sanat erbabının suskun kalması ve harp edebiyatı noktasında yeterince eser vermeyişi. Diyarbakırlı Ziya Gökalp, Harbiye Nezareti'nin söz konusu kampanyasına destek olunması için devrin eli kalem tutanlarına bir şiirle şöyle bir gönderme yapıyor. O orada senin için kanını seve seve döker iken ey şair, sen ne için ona birkaç anını vakfederek yazmıyorsun bir şiir diyor. Yani niçin bu zaferleri anlatan eserleri yazmamamızdan şikayet ediyor. Bu şikayetlerin gündeme geldiği günlerde Çanakkale ile ilgili yazılan şiirlerden bir tanesi devrin padişahı 5. Mehmet, 5. Mehmet Reşat'a ait. Gazeli Humayun diye bir şiir. Şiiri okuyup fazla vaktinizi almayayım. Baştan bir beyitle sondan okuyayım.
Savlet etmişti Çanakkale'ye Bahru Derden, Ehli İslam'ın iki hasmı kavisi birden. Evet, sonunda da kapanıp secde-i şükrana reşat eyle dua, mülk-i İslam'ı huda eyleye daim memen diye efendim bir şiir kaleme alıyor. Yani devletin başındaki de Çanakkale ile ilgili böyle bir şiir yazmış oluyor. Çanakkale muharebelerinde 18 Mart 1915'te kazanılan deniz zaferi karşısında şair ve yazarların suskunluğunun devam etmesi üzerine harbiye nezareti cephede Mehmetçiğin cephe gerisinde milletin moralini yükseltmek için yeni bir adım daha atıyor. Ve kampanyaya eserleriyle katılacak olanlara para ödül de verileceğini ilan ediyor. Bunun üzerine yazdıkları eserler karşılığında para almayan şairler olduğu gibi söz konusu eserler için para alanlar da olmuş. Yusuf Ziya Ortaç, Celal Sahir Erozan şiirlerine karşılık para alanlardandır. Çanakkale muharebeleri sırasında Arap çöllerinde bulunan Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale deniz zaferinin müjdesini aldığında çöl gecesinde yazdığı şiiri ancak 1924 yılında yayınlıyor. Sebebi de şu, efendim bu Çanakkale ile ilgili veya milli mücadelelerle ilgili onları öven şiirlere para ödenmeye devam ediyor 1924 yılına kadar. 1924 yılında bu kanun yürürlükten kaldırılıyor. İşte o kanun yürürlükten kaldırıldıktan sonra Mehmet Akif Çanakkale şehitlerine diye bildiğimiz şiiri yayınlıyor. Buradan şunu çıkartabiliriz. Mehmet Akif'in İstiklal Marşı ile ilgili konan para ödülünü almama meselesi ilk değil. Mehmet Akif Ersoy demek ki daha önceden de böyle bir yücelik göstermiş bir vatan evladıdır. Bunun da bilinmesinde fayda var. 1915 yılının Haziran ayı içerisinde bir gün İstanbul'da ihtiyar genç 20-30 şair ve sanatkar Karargah-ı Umumi İstihbarat Şubesi Müdürlüğü'nden birer tezkere aldılar. O Çanakkale'ye götürülmek için. Efendim bunu uzun uzadıya okumayayım. Enver Paşa bu işin organizatörü ve işin arkasında da Alman istihbaratı var. Ve bu paraların da büyük bir kısmı Alman destekli olduğuna dair efendim kaynaklarda da bilgiler var. Efendim bu şair grubu bütün şairlere, ressamlara, sinemacılara açık bir teklif bu. Gelin diyor devlet, sizi Çanakkale'ye götüreyim, Çanakkale'de yaşananları görün ve bunu insanlarımıza anlatın. Filmini çekin, efendim tuvale dökün, resmini yapın, şiirini yazın, tiyatrosunu yazın diyor. Efendim sadece buraya katılanlar çok az insan katılıyor. Efendim çok az insan katılıyor. İbrahim Alaaddin Göğsa katılanların imzalarını alıyor. O şöyle bir, o zaman tabii eski yazıyı kullanıyoruz. Şöyle bir sayfayı onların hatıra olsun diye imzalarını da alıyor. Efendim heyet 15 Temmuz 1915 Perşembe günü Mareşal İmam von Sanders Paşa'yı ziyaret ediyor. Ondan sonra heyettekilerden birileri diyor ki Mustafa Kemal'le de keşke görüşseydik diyor. Ali Canip Yöntem. Efendim ben Selanik'ten tanırım diyor Mustafa Kemal'i. Ve Mustafa Kemal'in cephede uzak bir tarafta olduğu söyleniyor. Telefonla kendisine ulaşılıyor. Ama aradaki savaş hattını geçmek mümkün olmadığı için efendim oraya kadar ulaşamıyorlar. Mustafa Kemal'le görüşemiyorlar. Fakat heyetin oraya giderken enteresan bir ziyareti var. Namık Kemal'in mezarını ziyaret ettikten sonra gidiyorlar. Önce efendim Bolayır'da Namık Kemal'in mezarı ziyaret ediliyor. Heyet ondan sonra Çanakkale'ye geçiyor. Efendim Namık Kemal'in mezarını ziyaret edilmesi de bence önemli bir mesele. Heyette kimler var? Onları da isimlerini de sayayım. Ağaoğlu Ahmet, Ali Canip Yöntem, Celal Sahir Erozan, Çallı İbrahim, ressam, Enis Beyiş Koryürek, Hakkı Suha Gezgin, Hamdullah Sufi Tanrıöver, Hıfzı Tevfik Gönensay, İbrahim Alaaddin Göğsa, Mehmet Emin Yurdakul, Muhittin, Tanin Gazetesi muhabiri, Naim Ziya, ressam, Orhan Seyf Orhun, Ömer Seyfettin, Selahattin, efendim bu da bir okul müdürüymüş, Yusuf Razi, efendim bunlar gidiyorlar ve 24 Temmuz 1915'te de
dönüş yapıyorlar. Döndükten sonra bir beyanname kaleme alıyorlar. Bu beyannameyi de müsaadenizle okuyayım. Ey vatanın kurucu ve kurtarıcı kahraman ordusu! Biz milletin düşünen ve duyan evlatları namına size geldik. Alnımızda bir milli şuur, gönlümüzde derin bir minnet ve şükran, beynimizde kuvvetli bir iman ile babalarımızın ölülerini mezarlarında sevinçle titreten, dost ve düşman, beş dünyanın bütün halkını şaşkınlıklara düşüren, milletimiz için tarihte altın yapraklar hazırlayan kahramanlarımızı yakından görmeye geldik. Kilidini açmaya uğraşan hain elleri, toprağını çiğnemeye çabalayan namet ayakları kırdığınız mukaddes Hakan ve Halife yurdunda 480 yıl evvel Ayasofya'nın minaresinden okunan ilk ezanla tarihin bir devri kapanıp yeni bir devri başladığını dünyaya ilan eden Büyük Fatih'in büyük mirası İstanbul'dan. Sonra onun arkasından ona bakan sevgili Anadolu'dan size selamlar ve hürmetler getirdik. Oralarda büyük padişahımızdan en küçük adama kadar herkes sizi ve sizler gibi Kafkasya, Irak ve Mısır yollarında aynı emel ve duygularla çarpışan arkadaşlarınızı düşünüyor. Sizlerle övünüyor, belleri bükülmüş ihtiyarlar titreyen ellerini Ulu Tanrı'ya uzatarak size dua ediyorlar. Kadınlar bir ana sevgisi ve şefkatiyle yaralarınıza bakıyorlar. Çocuklar şanlı cenklerinizin hikayelerini dinleyerek küçük yüreklerinde tahammülünü, vatan aşkını ve düşman kinini yarın için besleyip büyütüyorlar. Cepheden dönem bu edebiyat heyetinin beyannamesi ilgilileri ve milleti heyecanlandırıyor. Fakat efendim devletin beklediği edebi eserler yine ortaya çıkıyor. Efendim birkaç şiir o zaman için Milli Mecmua'da bir özel sayıda yayınlanıyor ama müstakil eser ortaya çıkmıyor. Efendim işte Mehmet Emin Yurdakul'un şiiri, Ömer Seyfettin'in Bir Çocuk Aleppo ve Çanakkale'den sonra hikayesi, cepheden kitapla dönen tek adam İbrahim Alaaddin Gürsel. Çanakkale İzleri isimli efendim bir kitap yayınlıyor, Çanakkale'yi anlatan şiirleri. İbrahim Alaaddin Gürsel'in Çanakkale ile ilgili yazdığı şiirlerin kitap haline gelmesinin de arka planında Mustafa Kemal'in olduğunu da söylemeliyiz. Tevfik Fikret de Çanakkale'ye katılacak heyetin içerisinde olacağını beyan etmiş ama hastalandığı için Çanakkale'ye gidememiştir. Efendim Fikret'in ölüm yıl dönümünde Mustafa Kemal'in de katıldığı Aşiyan'da bir anma programı yapılıyor. İşte o anma programında Mustafa Kemal İbrahim Alaaddin Gürsel'i yanına çağırıyor. Diyor ki dergilerde şiirlerini okudum, çok beğendim. Niçin bunları bir kitapta toplamıyorsun diyor. Ve işte ondan sonra İbrahim Alaaddin Gürsel Çanakkale İzleri isimli kitabını yayınlıyor. Ve böylece efendim Çanakkale Zaferi ile ilgili elimizde bir müstakil kitap bulunuyor. Kitaba İbrahim Alaaddin Gürsel Harp ve Sulh isimli bir manzum tiyatrosunu da ekliyor. Efendim onu da eklemiş olmasının da esprisi şu. Efendim savaşların olmazsa olmaz, vazgeçilmez bir şey olduğunu ama asıl bizim gayemizin barış olması gerektiğini vurguluyor. Yani savaş zorunluluk haline yapılmalıdır. Ama insanlığın asıl ilerlemesi gereken yol barıştır. O mesajı vermeye çalışıyor ki bence bu mesaj bugün içinde dünyada insanlar için önemli bir mesajdır diye düşünüyorum. Efendim, İbrahim Alaaddin Gürsel'in şiirlerinden örnekler de almıştım ama okumayayım. Arı burnuna gidenlere soruyor, nereye gidiyorsunuz diye. Efendim, bal yapmaya gidiyoruz. Arı burnuna bal yapmaya gidiyoruz. Yani asker böyle bir şey. Bizim için kavga düğün, Türksen Türklüğün öğün, Türk oğlunun bütünlüğün bölemezsin, geri çekil diyor Cumhuriyet devrinde bir şair. Yani vatan için kavga, bizim için düğünden farkı yok. Düğüne gider gibi gidiyor. Niye? Efendim çünkü Allah yolunda ölenlere ölülerdir demeyiniz, onlar diridirler. Fakat siz bunu anlayamazsınız diyor Cenab-ı Allah. Nerede? Bakara suresi 154. ayette. İşte ölümsüzlüğü tatmak istiyorsanız Allah yolunda öleceksiniz.
veya Allah yolunda çalışmaya devam edeceksiniz. Çanakkale'de ölenler eminim ki Allah yolunda öldükleri için diridirler ve adımın zeki olduğuna emin olduğum gibi şu anda zannetmeyin ki salonda biz 5-10 kişiyiz. Şu anda Allah yolunda ölenlerin ruhları da bizimle beraberdir. O ruhlarla birlikte biz aydınlık bir geleceğe yürümeye devam edersek Çanakkale ruhunu yaşatmış oluruz diye düşünüyorum. Efendim, Çanakkale ile ilgili yazılan eserlerden bir tanesi Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun önce tiyatro eseri olarak yazmış TRT'ye. Daha sonra onu Ve Çanakkale diye roman haline getirmiş. Oradan bir iki şey okuyayım. Çanakkale, Plevne'den sonra ana topraklarımızdaki en büyük direniştir. Karşı geliştir. Millet bütünlüğü ile savunmadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü bu savaşlardan kaynaklanmaktadır. Bence önemli olan Çanakkale'ye gelenlerin gelmesi değildir. Onlar nasıl olsa geleceklerdir. 1071 Ağustos'undan beri gelmeyi her fırsatta denediler. Çanakkale'ye 1914 ile birlikte geldiler. Önemli olan onları Çanakkale'de durduran ruh idi. İşte bu ruh yaşatılmalıdır. Bunun adı ruh-u millidir. Çanakkale'de çocuklar da savaştı diye bir roman var. Oradan da bir iki cümle okuyayım. Ellerimizi üst üste koyup yemin edeceğiz. Ölmek var, dönmek yok. Hep birlikte ölmek var, dönmek yok dediler. 3 kere. Grubun başı olan 15 yaşındaki Sinan konuştu. Allah'ın izniyle elimizden geleni yapacağız. Yurdumuz 4-5 aydır düşman askerlerinin ayakları altında eziliyor. Daha fazla bekleyemeyiz. Artık bizler de savaşa katılmalıyız. Biz de onları yeneceğiz. Diğerleri tekrarladılar. Biz de onları yeneceğiz. Evet, Çanakkale'de çocukların da savaştığını, pek çok okulun mezun vermediğini biliyoruz. Yabancıların hatıralarında da var. Efendim, bu şehit olmuş çocukların güler yüzle efendim ruhlarını teslim ettiklerini, bir ecnebi diyor ki, işte o gün anladım diyor ben yenileceğimizi diyor. O şehit olmuş, o tabi şehit demiyor, o ölen çocukların güler yüzle, ölmüş yüzü gülüyordu. O çocukların güler yüzünü gördüğüm gün diyor ben yenileceğimizi anladım diyor. Kollarında sarı kurdele olanlar İstanbul Lisesi öğrencileri olup 50 kişiymiş. Beyaz kurdeliler de tıbbiyeliler. Hepsi de gönüllüymüş. Sıralarını, defterlerini, kitaplarını ve hocalarını bırakıp cepheye koşmuşlar. Bazı sınıflarda hocalar ders yapacak öğrenci bulamamışlar. Hemen bu da İsmail Bilgi'nin Gelibolu'da Yenilmezliği Yendik isimli kitabından. Recep Şükrü Alpuan, Çanakkale'de ölüme karşı koşanlar 1915 isimli eserinde şöyle yazıyor. Osmanlı İmparatorluğu parçalanacak ve parçaları sömürgeleştirecekti. Bunun zor olmayacağını düşünüyorlardı. İngiltere, Bahriye, 1. Ordu Komutanı Churchill, Savaş Komitesi'nde Çanakkale'ye bir an önce saldırılmasını savunurken, Türklerin gırtlağı boğazlardır. Onu demir bir elle şöyle bir sıkışmak yeter. O büyük gibi görünen köhnemiş imparatorluk cansız kollarımıza yıkılır, diyor. Savaşla ilgili romanlar, efendim, devam ediyor. Çanakkale ile ilgili romanla Mehmet Niyazi'nin Çanakkale Mahşeri romanı, diğer romanlardan farklı bir roman, Çanakkale Mahşeri romanı. Diğer romanlar tek tek veya grup halinde kahramanlıkları anlatıyor. Ama Mehmet Niyazi'nin Çanakkale Mahşeri romanı tek tek kahramanlıkları anlatmaktan daha ziyade Çanakkale ruhunu bir romanın içerisine sindirmiş. Onun için ben onu diğerlerinden efendim ayırıyorum. İşte şu Çılgın Türkleri yazanın da efendim bir Çanakkale ile ilgili romanı var. Efendim Ziraat Bankası, Şafak Ailinden bahsettiği başkan, Ziraat Bankası bir Çanakkale roman yarışması açmıştı. Orada Şafak Ailelerini anlatan Sertil Ural'ın bir romanı var. Yani pek çok eser var ama Mehmet Niyazi'nin romanı diğerlerinden biraz daha farklı. Ben o amaçla Mehmet Niyazi, Allah rahmet eylesin, Mehmet abiyle muhabbetimiz iyiydi. Onu davet ettim çalıştığım üniversiteye. Dedim ki böyle böyle bir şey yapacağız, gelir misin dedim. Gelirim dedi. Dedim ki gelmeden önce kitabı da gönder,
öğrencilerimize dağıtalım, okusunlar ve sorular da sorsunlar. O zaman Abantiz Edbaysal Üniversitesi'de çalışıyordum. Üniversitenin en büyük salonunda bir toplantı tertip ettik. Mehmet abi konuştu, ben konuştum. Efendim, salona giren her öğrenciye de bir numara verdi. Arkasında kahramanlıklarımızı anlatan sözler, kelam-ı kibarlar vardı. Ön tarafta bir numara. Konferansın sonunda da bir kurağıyla Çanakkale'ye 200 tane öğrenci götürmeyi taahhüt etmiştik. 200 tane öğrenciyle Çanakkale'ye gittik. 57. Alay yürüyüşünün ilk başlangıcı budur. Efendim, Çanakkale'de çadırda kaldı öğrencilerimiz. Bir battaniye verdik, yastık yok. Efendim, sabahleyin hiç unutmuyorum, bir genç kalktı geldi sabah erken saatte. Hoca, ezan okuyabilir miyim dedi. Dedim ki ne demek? Atalarınız burada ezan sesleriyle bu işi, Allah Allah nidalarıyla, efendim atalarınızın ruhu için buraya geldiniz dedi. Deyince o çocuk ezan okumaya başlayınca bir başka çocuk da ben de okuyayım dedi. Ve belki de Çanakkale savaşlarından sonra Çanakkale'de ezanı sultani bu şekilde okunmuştur. Dört bir taraftan, efendim ben onlara anlattım, bir sefer ezanı sultani. Yani peş peşe okudular, isteyenler abdest aldılar sabahın serinliğinde, Nisan ayında gitmiştik. Namaz kıldık hep beraber ve sonra 57. alay yürüyüşünü gerçekleştirdik. Dönüşte de öğrencilere dedim ki herkes hissettiklerini yazsın. Onlardan bir kitap yaptım. Cumhuriyetin ön sözü Çanakkale. Türk gençliğinin Çanakkale yürüyüşü diye kitap yayınlandı. Öyle zannediyorum ki devletin Çanakkale'ye götürdüğü edebiyatçılardan sonra Çanakkale'ye ziyarete gidenlerin, özellikle vatan evlatlarının kitapla döndüğü tek etkinlik budur. Herkes gidiyor, efendim geziyor, geliyor, belki bir iki hatırasını yayınlıyor ama efendim böyle bir kitap yapılmadı diye düşünüyorum. Efendim, toparlayalım. Şimdi Çanakkale meselesi gençlik meselesidir. Çanakkale meselesi gençlik meselesidir. Çünkü Osmanlı Devleti Çanakkale'de genç nüfusunun büyük bir kısmını kaybetti. Bu genç nüfus sıradan bir gençlik değildi. Talebelerden bahsediyoruz ama yetişmiş bir genç nüfustu. Bunların bir kısmı Balkanlarda savaşmış subaylar. Onlar aynı zamanda gelip Çanakkale'de de savaştılar. Yetişmiş genç bir nüfusu biz Çanakkale'de kaybettik. Onun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu yetişmiş kayıp nesilden dolayı da bir sancılı dönem yaşamıştır. Bu Çanakkale'de savaşan gençliğin arkasında bir teşkilat vardı. O teşkilatın adını da anmakta fayda var. Türk Ocakları. 1911'de kurulmuştu ve Türk Ocakları ciddi manada kültürleme faaliyetleri yapıyordu. Ve bu kültürleme faaliyetleri, vatan sevgisini imandan bilen nesil, efendim bu sivil toplum örgütlerinde yetişmiş bir nesildi. Efendim 1985 yılı Dünya Gençlik Yılı ilan etmişti UNESCO. Dünya Gençlik Yılı ilan etti ama 1980 ihtilali oldu. Gençler bir araya gelmeye korkuyorlar. Sağcısı da solcusu da, yani gençlik bir araya gelip toparlanamıyor. Ben de o zaman üniversitede hocaydım. Hemen bir piyes kalemi aldım. Biraz reklam yapayım olsun yani. Bunu da müsaade edin yapayım. Efendim bir piyes kalemi aldım. Gelenler var diye. Üniversite gençlerini, Hacettepe İlahiyat Fakültesi Ankara'daki gençlerin tamamı, onları organize ettik. Ve devlet tiyatrolarından da bu eseri sahneye koyması için sanatçılardan yardım istedik. Efendim Allah rahmet eylesin, Ensar Kılıç devlet tiyatrosu sanatçılarından, onun yönetiminde eseri sahneye koyduk. O TRT'nin Orkut stüdyosu var Ankara'yı bilenler. Orada ve pek çok yerde bu eser sahnelendi. Efendim daha sonra Anadolu'da pek çok lisede de sahnelendi. Efendim, şimdi demek ki okullarda Çanakkale ile ilgili etkinlikleri yapmamız gerekiyor. Buradan o anlaşılıyor. Efendim, gençlerin 1980 ihtilalinden sonra bir araya gelip yeniden efendim Çanakkale ruhuyla ayağa kalktıkları bir süreçtir diye düşünüyorum.
efendim 2020 yılında devlet tıpkı 1915 yılında olduğu gibi yeni bir karar almış. Milli Eğitim Bakanlığı önce bir takım hikaye yarışmalar yapmış. Bu yarışmalarda dereceye giren öğretmenlerden 10 kişilik bir grup seçmiş. 2020 yılında Temmuz ayındaydı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dediler ki böyle bir etkinliğimiz var hocam. Bir grup öğretmeni Çanakkale'ye göndereceğiz. Sizi de göndermek istiyoruz. Ben o öğretmenlerle Çanakkale merkezde bir otelde kaldık. Her gün sabah Çanakkale'ye gittik. Çanakkale savaşlarının yapıldığı alanı efendim adım adım karış karış akşama kadar onları gezdirdik. Akşam değinde tahkiyeli eser nasıl yazılır? Efendim hangi kahramanları niçin anlatmalıyız? Efendim gece yarılarına kadar sohbetlerimiz oldu ve sonra Milli Eğitim Bakanlığı bu eserleri 10 kitap halinde yayınladı. Onların isimlerini de sayayım. Şimdi hocanın da bahsetti. Efendim Safiye Elbi. Bu kitaplardan bir tanesi Safiye Elbi'yi anlatıyor. Huri Dursun Özkan'ın kitabı. Safiye Hüseyin Korkuya Vakit Yok isimli bir kitap. Efendim Üstecik Onbaşı Denizlerin Tahtı. Bu ilk defa bir denizaltıyı bizimkinden alıyorlar. Onu anlatıyor. Efendim Mustafa Kemal'i anlatıyoruz. Mustafa Kemal'siz bir Çanakkale yok arkadaşlar. Mustafa Kemal'in milli mücadelede öne çıkmasını sağlayan da Çanakkale'dir. Yani yıkılmışlığın mahzunluğunda diriliş kararlılığıyla yapılmış bir mücadeledir Çanakkale. Onun için diriliş mücadelesinin arka planını anlayabilmemiz için Çanakkale'yi iyi anlamamız gerekiyor. Efendim Faik Ali Bey, Elveda Kuşlar diye. Kınalı Hasan, bunu biliyorsunuz, hikayeyi anası kına yatmış da komutan ne olmuş falan. Seyit Onbaşı, onu anlatmışlar. Yusuf Kenan Efendi, Ezineri Yahya Çavuş, İsmail Hakkı Bey. Karanlık bu, İsmail Hakkı Bey biliyorsunuz mayınları döşeyen kişi. Melek Hanım'ın çiftliği, efendim hanımefendi bahsetmedi ama Melek Hanım'ın çiftliği cephe gerisinde yaralıların tedavi edildiği bir çiftliktir. Genellikle Çanakkale'ye gezenler oraları pek gezmiyorlar. Dedim ya biz adım adım karış karış gezdik. Efendim sonuç olarak yıkılmışlığın mahzunluğunda diriliş için şahlanışımızın nişanı olan Çanakkale Savaşları'nı konu alan edebi eserlerin sayısı bizim burada bahsettiklerimizle sınırlı değil elbette. Çanakkale ile ilgili pek çok kitap yazılıp yayınlandığı gibi çizgi roman, çizgi film bir kısmı belgesel olmak üzere bazı filmler de yapılmıştır. Efendim bunlarla ilgili ciddi eleştiriler de var ki yapılmalıdır. Mesela Çanakkale ile ilgili bir film var, denizaltıları anlatıyor ama Türkler orada nerede yok. Batıkları anlatıyor. Bir çizgi film yapılmış, efendim siz burada hep şeyleri anlattınız diyorlar. İşte erenler, evliyalar, bilmem neler öyle eleştirip, efendim şimdi arkadaşlar bu bir savaştır. Savaşta destanlar da vardır. Destanları da anlatacağım. Hakikatlerin önüne geçmeyecek. Hakikati de anlatacaksınız. Hakikati de anlatacaksınız. Size bir yaşadığım bir olayı anlatayım. Ben Çanakkale'ye çok defa gittim. Edebiyat öğretmenleriyle Çanakkale gezileri çok düzenledik. Devlet görevlendirdi. Çanakkale gezdikten sonra Çanakkale Şehitler Abidesi'nin altında Çanakkale Şehitleri şiirini tahlil yapıyordu. Ki onlar da o ruhu okullarda anlatsınlar diye. Yine böyle bir grup götürdük Çanakkale'ye. Efendim Eceabat'taki Halk Eğitim Müdürü bize rehberlik yapacaktı. Bir problem olmuş. Gelemedi. Efendim bir vatandaş bize rehberlik yaptı. Giderken bizim öğretmenler gezi yapıyoruz ya, arabanın içinde çalıyorlar, oynuyorlar. Efendim sonra bir arkadaş geldi, dedi ki hocam, dedi, şehitliğe giriyoruz arkadaşlar, dedi, biraz sakin olsalar, dedi. Biz de mezarlığın yanından geçerken mezarlıkta geçer, mesela davul bile, zurna düğün arayı bile susar. Kazakistan'da sizin Orta Asya dediğiniz Türkistan bölgesinde gördüm. Mezarlık yanından geçerken arabaların tamamı yavaşlarlar ve şoför dahil herkes Allahu Ekber der. Bataveremizde, bataveremiz yani Fatih okuyamız. Efendim gelenek çok, bataveremiz okuyorlar. Efendim bizim bu gelenek Anadolu'da devam ediyor. Ben de ayağa kalktım, susturacağım, arkadaşlara bir ikazda bulunacağım. Rehber de hostes koltuğunda oturuyor, ben de önündeyim. Rehber benim elimi çekti şöyle. Efendim biraz yüksekçe bir sesle hakaret edici bir cümle kurdu.
Rehbere kızacağım çünkü ötekiler bana emanet şeyler. Fakat rehbere kızamadım diye biraz ağzı içki kokuyordu, alkollüydü, akşamdan kalmış. Efendim dedim şimdi bir şey olmasın. Çanakkale Savaşları'nın cepheyi geziyor, öyle bir güzel rehberlik yaptı bize, öyle bir güzel rehberlik. Hissederek anlatıyor adam. Bir yere geldik dedi ki işte şu dere dedi, kan atmış dedi. Yani öyle şey. Efendim öyle deyince öğretmenlerden birisi dedi ki ya yeter artık bu kadar dedi. Efendim şarap ne geliyor saate çarpıyor adam ölmüyor. Öteki bilmem ne yapıyor. Yani inandırıcı bulmadı bazı şeyleri. O adamcağız hiç şey etmiyor. Anlatmaya devam ediyor. Ben de gayri ihtiyari dedim ki ya Akif'in de böyle bir şiiri var. Öyle meşgul ki bu toprak. Toprağa sıksan kan fışkıracak diyor. Bu şiiri okudum. O arada öğretmenlerden birisi yerden bir avuç toprak aldı. Yani bu topraktan mı kan fışkıracak derken bütün grup şaştı kaldı. Ben de arkadaşın elinden kan damlamaya başlamıştım. Bu bir tevafuktur. Bu bir tevafuktur. Büyük ihtimalle bir ot parçası battı bilmem ne oldu. Yani Çanakkale bugün de bize mesaj vermeye devam ediyor. Efendim bitireyim hocam. Kılıcın kaleme ve bütün sanat vasıtalarına yaptığı bu rehberlikte samimiyetiyle ulviliği göz ardı etmeden vücuda getirilecek eserlerde şahıslara veya makamlara ait metiyeler değil, askerin cevherine ve milletin kabiliyetine dair hakiki tasvirlere yer verirlerdir diye düşünüyoruz. Tevhidin kılıcı efsanevi atamız Oğuz Kağan'dan Batırların Tanrı'nın kırbacı olarak kabul ettikleri Atilla'ya milletimizin Cundullah namıyla anıldığı günlerden Batılıların başkomutanlarına Bozkurt diye hitap ettiği Mehmetçiğin destanlar yazdığı günlere gelinceye kadar ki bütün zaferlerimiz milletimizin kazanacağı yeni zaferlerin müjdesi olarak kabul edilmelidir. Çanakkale şehitlerini ve gazilerini dünya durdukça yaşatacak ve rahmetle yad ettirecek Çanakkale Gazisi Mustafa Kemal'in önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Çanakkale Cumhuriyeti'nin ön sözüdür. Çanakkale milli mutabakat için en önemli adresi. Çanakkale ruhunu yaşatmak mecburiyetindeyiz. O ruhun ölümü aziz ve necip milletimizin ölümü demektir. Çanakkale'yi iyi anlayacak, doğru okuyacak ve anlatacağız. Çanakkale sadece emperyalizme başkaldırışımız, şanlı geçmişimiz değil, Çanakkale ufkumuzdur, Çanakkale vizyonumuzdur. Evet, teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Hocamıza teşekkür ediyorum. Aslında biz yanlış yapmışız. Sadece hocamızla program yapsak da hocamızın maşallah tecrübesi tabii ki bu konuda çok kıymetli. Ama şunu da ifade etmek lazım. Yani ben de Çanakkale'ye birkaç kez gittim. Çanakkale'yi hakikaten ziyaret etmek lazım. Orayı görmek lazım. O coğrafyayı, o atmosferi onları hissetmek lazım. Oranın çok farklı bir havası var. Ve bunu sadece bizim değil, belli aralıklarla öğrencileri de götürmek lazım. Yani bugün Japonya'da her çocuk Hiroşima ve Nagasaki'yi ziyaret eder, orayı görür ve orayı görerek büyür. Bizim için de Çanakkale çok farklı bir ruhtur, çok farklı bir atmosferdir. Çanakkale bir başlangıçtır. Evet, belki bağımsızlığa giden, özgürlüğe giden, milli mücadeleye giden bir bağımsızlıktır. Hocamın dediği tabii ki noktalar çok önemli şeylere temas etti. Tabii şu da çok önemlidir. Yani Mustafa Kemal'in bir asker olarak, bir general olarak sivrilmesi, tanınması, kamuoyu tarafından bilinmesi, kendine güven duyulması, itimat edilmesi, milli mücadeleye önder olması ve insanların ona güvenmesi, onun arkasından gitmesi, bunlar Çanakkale'de ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum diyen bir iradenin varlığıyla söz konusu olabilir. Bu noktada Mustafa Kemal'in 19. Tümen Komutanı olarak Çanakkale'de, Arıburnu'nda, Anafartalar'da, Conkbayırı'ndaki emekleri, 57. Alay, tabii ki Yarbay Hüseyin Avni Bey. Yani öyle bir şey ki her biri ayrı bir kahraman. Yani biz belki işte Ezineli Yahya Çavuş'u biliyoruz ya da işte ne bileyim yani Avni Bey'den bahsediyoruz ama Çanakkale'dekilerin her biri ayrı bir yiğit, ayrı bir kahraman, ayrı bir değer. Onları bu 108. yılda tekrar saygıyla, minnetle anıyoruz. Şehitlerimizin ruhunu burada dualarla anayarak bu ülkenin kuruluşunda emeği geçen
gazilerimize saygı, hürmet, şehitlerimize minnet duygularımızla bu etkinliği kapatıyorum. Buradaki her iki arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum. Sayın Dekanımızın himayesinde gerçekleşen bu etkinliğin de bunun için amacına ulaştığını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Saygıdeğer konuşmacılara verdikleri kıymetli bilgiler için teşekkür ederiz. Konuşmacılarımıza katılım belgelerini takdim etmek üzere Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Mehmet Serhat Yılmaz'ı kürsüye arz ederim. Katılımınız için teşekkür ederiz.